İşleminin sonucu kaçtır? 6'nın ikili kombinasyonu 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Artı 8'in üçlü kombinasyonu 8 faktöriyel bölü 8 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir. Arkadaşlar bakın burası 5 faktöriyel çarpı 6'dır. Yani 6 faktöriyeldir. 8 faktöriyel yerine 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazalım. Burası 4 faktöriyeldir. Yanındaki faktöriyel var. 6 faktöriyel yerine de 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yazalım. 4 faktöriyeller sadeleşir. 30 bölü 2'den 15 gelir. 6 faktöriyeller sadeleşir. 8 çarpı 7'den 56 gelir. Cevap 71'dir. N'nin ikili kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Artı n'nin birli permütasyonu n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyeldir. Toplamı 36'ya eşitmiş. Arkadaşlar n faktöriyel yerine n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel diyelim. Alttaki ifadeyi aynen yazalım. 2 faktöriyel 2'dir. N faktöriyel yerine de n çarpı n eksi 1 faktöriyel yazalım. Burada n eksi 2 faktöriyeller n eksi 1 faktöriyeller sadeleşir. N çarpı n eksi 1 ise n kare eksi n'dir. Burada n kalır. Eşittir 36. Şimdi payda eşitliyorum arkadaşlar. N kare eksi n artı 2n eşittir 72. N kare artı n, bunu da buraya alıyorum. Eksi 72 eşittir 0. 9 çarpı 8 72'dir. 9'un önü artı, 8'in önü eksi. Böylelikle artı n gelir arkadaşlar. N eksi 8 eşittir 0'dan n 8 olur. N'nin alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır? Arkadaşlar kuralı hatırlayalım. N'nin R1'li kombinasyonu N'nin R2'li kombinasyona eşit ise ya R1 R2'ye eşittir ya da R1 ile R2'nin toplamı burada N'ye eşittir. Bunu düşünürsek soruya göre o zaman N artı 3 eşittir 3N eksi 1'den 4 eşittir 2N olur. N buradan 2 gelir arkadaşlar. Bunu düşündüğümüzde N artı 3 artı 3N eksi 1 burada 14'e eşit olmalıdır. 4N eşittir 12'den N 3 gelir. Alabileceği değerlerin çarpımı bu durumda 6 olur. İşleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar soruda 7'nin birli kombinasyonu ile 7'nin sıfırlı kombinasyonu olsaydı sonucu 2 üzeri 7'ye eşit olacaktı. Yani 128'e. Aradığımız ifade budur. Buna A diyelim arkadaşlar. Peki burası neye eşittir? 7'nin sıfırlı kombinasyonu 1. 7'nin birli kombinasyonu 7'dir. Burası da 8'dir. 8 artı A eşittir 128'dir. Aradığımız ifade 128 eksi 8'den 120 olur. 5 erkek ve 6 kızın olduğu bir gruptan 2 erkek ve 4 kızdan oluşan bir ekip kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar seçme işlemi yapıyoruz. Kombinasyon yapacağız. 5 erkekten 2 erkek seçiyoruz. Olay bitmedi, devam ediyor. Çarpı 6 kızdan 4 kız seçeceğiz. 5'in ikili kombinasyonu 10'dur. 6'nın dörtlü kombinasyonu 6'nın ikili kombinasyonuna eşittir. O da 6 çarpı 5 bölü 2'dir arkadaşlar. 10 çarpı 15'ten cevap 150 gelir. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında 1 elemanı bulunur fakat 6 elemanı bulunmaz. Şimdi 4 elemanlı alt kümeyi gösteriyorum arkadaşlar. Bunlardan biri 1 olacakmış. O
zaman 1'i siliyorum. Zaten 1 burada mevcut. 6 bulunmasını istiyoruz. 6'yı da silelim. Geriye kalan 4 elemandan 3'ünü buraya yerleştireceğim. Bu 4 elemandan 3'ünü kaç farklı şekilde seçebilirim? Kombinasyon yapıyoruz. 4 farklı şekilde olur. Cevabımız 4'tür. B kümesinin 3 elemanlı kümelerinin kaçında 0 veya 4 eleman olarak bulunur? Öncelikle 3 elemanlı alt kümesini bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Elimizde 7 tane eleman var. Bu 7 elemandan 3'ünü kaç farklı şekilde seçebiliyorsak o kadar 3 elemanlı alt küme sayısı olur. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den 35 durum var. Bu 35 tüm durumdur arkadaşlar. Buradaki 3 elemanlı alt kümeler içerisinde sadece 0'ın bulunduğu, sadece 4'ün bulunduğu, 0 ve 4'ün birlikte bulunduğu ya da ikisinin bulunmadığı durumlar var. Burada 0 veya 4 eleman olarak bulunur dediği için tüm durumdan ikisinin bulunmadığı durumu çıkarmalıyım. O zaman 0 ve 4'ü istemiyorum. Bunları siliyorum. Geriye 5 eleman kaldı. Bu 5 elemandan 3'ünü kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar 0 ve 4'ün bulunmadığı 3 elemanlı alt küme var demektir. 5'in üçlü kombinasyonu 5'in ikili kombinasyonuna eşittir. 10'dur. Tüm durumdan ikisinin de bulunmadığı durumu çıkardığımızda cevap 25 olur. 6 elemanlı alt küme sayısı 2 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir A kümesinin elemanlarından biri A'dır. Buna göre A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaçında A elemanı bulunur? A'nın eleman sayısına N diyelim arkadaşlar. N'nin 6 elemanlı alt küme sayısı 2 elemanlı alt küme sayısına eşitmiş. Burada N 6 artı 2'den 8'e eşit olur arkadaşlar. Demek ki kümemiz 8 elemanlı. Bu kümenin elemanlarından biri A'ymış. O zaman diğerlerine şöyle yazabilirim arkadaşlar. Toplamda 8 tane eleman var. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A elemanı bulunur diyor. 3 elemanlı bir alt küme gösteriyorum. A bulunsun istiyorum. A'yı sildim. O zaman geriye kalan 7 elemanın İkisini buraya kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar içinde A bulunan 3 elemanlı alt küme sayısı vardır. 7'nin ikili kombinasyonudur. 7 çarpı 6 bölü 2'den cevap 21 olur. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında eksi 4 veya 5 eleman olarak bulunur? Arkadaşlar burada A kümesi 7 elemanlı bir kümedir. 7 elemanlı kümeden 3 elemanı kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar 3 elemanlı alt küme sayısı vardır. Hemen hesaplayalım. Buradan 35 durum geldi. Bu 35 tüm durumdur arkadaşlar. Bu tüm durum içerisinde sadece eksi 4'ün bulunduğu, sadece 5'in bulunduğu, ikisinin de bulunduğu ve ikisinin de bulunmadığı durumlar vardır. Burada eksi 4 veya 5 eleman olarak bulunur dediği için tüm durumdan ikisinin de bulunmadığı durumu çıkarmalıyım. O halde eksi 4 ve 5'i istemiyorum. Geriye 5 eleman kaldı. 5 elemandan 3 elemanı kaç farklı şekilde seçebiliyorsam o kadar eksi 4 ve 5'in birlikte bulunmadığı 3 elemanlı alt küme var demektir. Bu da 10'dur arkadaşlar. Tüm durumda ikisinin de bulunmadığı durumu çıkardığımızda cevap 25 olur. 10 seçmeli dersin olduğu bir okulda seçmeli derslerin 4 tanesi aynı anda başlamaktadır. 1, 2, 3, 4 aynı anda başlıyor. Geriye 6 tane ders kalıyor. Buna göre seçmeli derslerden 3 tanesini seçerek alan bir öğrenci
bu seçimini kaç farklı şekilde yapabilir? Arkadaşlar 3 tane ders seçecek. Bu 3 dersi farklı saatlerde olan derslerden seçebilir. Yani 6 dersten 3'ünü kaç farklı şekilde seçebiliyorsa o kadar durum var. Artı derslerden birini buradan seçebilir. Çünkü bu 4 ders aynı saatte başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla seçecekse eğer buradan bu 4 dersten bir tanesini seçebilir. 4 dersten bir tane seçme durumu, 4'ün birli kombinasyonu. Geriye seçmesi gereken 2 ders kaldı. O 2 dersi de buradan seçmeli. 6 dersten 2 dersi kaç farklı şekilde seçebilir? 6'nın üçlü kombinasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 4'ün birli kombinasyonu 4. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2'dir. Buradan 20 artı 60'tan 80 gelir. Bir öğrenci 5 farklı matematik ve 6 farklı geometri kitabı arasından ikişer tane seçip aynı türden olanlar yan yana gelecek şekilde kitaplığına koyacaktır. Buna göre kitaplar kaç farklı şekilde sıralanabilir? Öncelikle 5 farklı matematik kitabından ikisini kaç farklı şekilde seçebiliriz? Onu yazalım. 5'in ikili kombinasyonu. Devam ettiği için olay çarpıyorum. 6 farklı geometri kitabından 2 tane geometri kitabı seçiyorum. Mesela bir tanesini inceleyelim. Matematik 1, matematik 2, geometri 1, geometri 2. Bakın arkadaşlar, seçimleri bu kadar farklı şekilde yapabiliyorum. Ama yaptığım her bir seçimin de oluşturduğu durumlar var. Mesela bir seçimi bu şekilde yaptığımı düşünelim. Matematikleri bağladım. Geometrileri de bağladım. Elimde iki tane parça var. Bu iki parça iki faktöriyel şekilde sıralanır. Matematikler kendi aralarında iki faktöriyel. Geometriler kendi aralarında iki faktöriyel şekilde sıralanır. Burada 8 farklı görüntü oluşur. Yaptığım her bir seçimin 8 farklı görüntüsü var. Ben bu kadar seçim yapıyorum. O zaman bu kadar seçimle 8'i çarpmalıyım. Evet, şimdi bunu bulalım arkadaşlar. 5'in ikili kombinasyonu 10'dur. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2'den 15'tir. Burada da 8 var. 8 diyelim. 15 çarpı 8, 120'dir arkadaşlar. 120 ise 5 faktöriyeldir. Cevap buradan C gelir. Bir baba eve gelirken 4 adet farklı çikolata almıştır. Bu çikolataları 3 çocuğu yiyip bitirmiştir. Her birine sorduğunda en az birer tane yediklerini öğrenmiştir. Çocuklar çikolataları kaç farklı şekilde yemiş olabilir? Arkadaşlar her çocuk çikolata yemiş. Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Birinci çocuk bir çikolata yesin. İkinci çocuk da bir çikolata yesin. Çikolataların hepsi yendiği için üçüncü çocuk iki tane yiyecektir. Ya da 1, 2, 1, 2, 1, 1 şeklinde olacaktır bu durum. Bunları tek tek yazmak yerine şöyle hesaplayacağız arkadaşlar. İlk durumu bulalım. 4 çikolatadan 1 çikolatayı kaç farklı şekilde seçebiliyorsak o kadar durum var burada. Geriye 3 çikolata kaldı. 3 çikolatadan 1 tanesini seçeceğiz. Geriye 2 çikolata kaldı. 2 çikolatadan 2 tanesini seçeceğiz. Bir de bunların yer değiştirmesi söz konusu. Burada 1, 1, 2 kaç farklı şekilde sıralanır? Elimizde 3 tane sayı var. 2 tanesi aynı olduğu için 2 faktöriyeli bölüyorum. Eşittir. 4'ün birli kombinasyonu 4. 3'ün birli kombinasyonu 3. 2'nin ikili kombinasyonu 1. Buradan da 3 geldi. 4 kere 9 36'dır. Cevap C'dir. 12 kişilik basketbol takımının oyuncuları kamp yaptıkları tesisteki 4'er kişilik 3 odaya yerleştirilecektir. Belirli 3 tane odamız var. Bu takımdaki Ali ile Berk aynı odada kalacağına göre 12 kişi odalara kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Arkadaşlar bu odalara A, B, C odaları diyelim. Ali ile Berk aynı odada kalacak.
Bu durumda ikisi ya bu odada kalacak, ya bu odada kalacak, ya bu odada kalacak. Yani Ali ile Berk'in gidebileceği 3 oda var. 3 durum söz konusu. Farz edelim Ali ile Berk A odasına yerleşti. Toplamda 12 kişi vardı. 2 kişiyi yerleştirdik. Geriye 10 kişi kaldı. 10 kişiden 2 kişiyi buraya seçeceğiz. Geriye 8 kişi kaldı. 8 kişiden 4'ünü buraya seçeceğiz. Geriye 4 kişi kaldı. 4 kişiden 4'ünü de buraya yerleştireceğiz. 4'ün dörtlü kombinasyonu 1'dir. Bu durumda cevap 3 çarpı 10'un ikili kombinasyonu çarpı 8'in dörtlü kombinasyonudur. Cevap Edirne'dir. 4 özdeş top 6 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Arkadaşlar 6 tane çocuğu yazıyorum. Çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4, çocuk 5, çocuk 6. Bu çocuklar arasına 5 tane ayraç yerleştiriyorum. Ayraç kuralıyla çözeceğiz. Özdeş topu her birini bir ile gösterelim. Bu durumda 4 tane özdeş top olduğu için 4 tane 1 olmalı. Bu dağılım şöyle olabilir. Çocuk 1 1 tane, çocuk 3 2 tane, çocuk 4 1 tane top alabilir. Bu durumda çocuk 2, 5 ve 6 hiç top almayacak. Bu dağılım şu şekilde olabilir arkadaşlar. Bu dağılım çocuk 5'in 4'ünü birden alması ile de olabilir. İşte bunu gösterebilmek için 4 tane 1, 5 tane ayracı kaç farklı şekilde sıralayabiliyoruz? Bu şekilde hesaplarız. Tekrarlı permütasyon ile arkadaşlar. Elimizde 9 parça var. Bu 9 parça 9 faktöriyel bölü 4 tane 1 olduğu için 4 faktöriyel çarpı 5 tane ayraç olduğu için 5 faktöriyel bölerek bulunur. Tekrarlı permütasyon ile bulduk. Bunu veren cevap ise 9'un dörtlü kombinasyonudur. Gerçekten de 9'un dörtlü kombinasyonu 9 faktöriyel bölü 9 eksi 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyeldir. Bu da buna eşittir arkadaşlar. Cevabımız B'dir. Bir okuldan bir bilim projesi için 8 kişi belirlenmiştir. Bu projeye 2 öğrenci 9. sınıftan beri katılmaktadır. Bu 2 öğrencinin aynı grupta olmadığı 4'er kişilik 2 grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Mesela arkadaşlar, gruplardan birinin adı gayretliler grubu olsun. Diğeri de çalışkanlar grubu olsun. Yani farklı gruplar olduğunu belirtmek için isim verdim arkadaşlar. İki kişi 9. sınıftan beri projeye katılıyormuş. Bu iki kişiye A kişisi, B kişisi diyelim. Ve bunlar farklı gruplarda bulunduğu için biri burada, biri burada olacak arkadaşlar. Geriye 6 kişi kaldı. Bu 6 kişiden 3 kişiyi buraya seçeceğim. Kalan 3 kişiyi de buraya yerleştireceğim. Bir de bu 2 kişinin yer değiştirmesini hesap etmeliyim. O zaman çarpı 2 faktöriyel olacak. Bu durumda 2 çarpı 6'nın üçlü kombinasyonu 20'dir. 3'ün üçlü kombinasyonu 1'dir. Cevap 40 olur arkadaşlar. Sadece 3 ikizin katıldığı bir yarışmada ikişer kişi birbirine rakip olarak yarışacaktır. Herhangi 2 ikiz birbiriyle eşleşemeyeceğine göre kaç farklı eşleşme oluşturulabilir? Arkadaşlar ikizleri aynı harf ile gösterelim. A1'den başlayalım. A1'in eşleşebileceği 4 kişi vardır. B1, B2, C1, C2. Bu 4 kişiden bir kişiyi seçeceğiz. Farz edelim A1, B1 ile eşleşti. Gelelim C1'e arkadaşlar. C1'in eşleşebileceği A2 ve B2 vardır. Yani 2 kişi vardır. Bu iki kişiden birini seçiyorum. C1
A2 ile eşleşmiş olsun. Ve geriye son bir eşleşme kalır. Çarpı 1 diyorum. 4'ün birlik kombinasyonu 4'tür. 2'nin birlik kombinasyonu 2'dir. 8 farklı eşleşme oluşturulabilir.